Cumamız mübarek olsun. Aradaki farkımız bana vahiy getirdi. Peygamberin hareketinden müstefil ve nezdinden nasip ve müstefiliriz. Tepesinin ve divanı canlından sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle. Hayırlı cumalar. Allah nasıl arzu ediyorsa ne emretmişse o doğrultuda istikamet sahibi olun. Aksiyet gösterdiğinde müfessir de böyle yorumluyor burayı. Vestağfirû Allah'tan da affolsun. Evet. Gayri ihtiyarız. İnsan yanlış yapabilir. İrade dışı diyoruz buna. İnsan yanlış yapabilir, hata yapabilir, günah işleyebilir. Ama bu işleri yaptığı zaman da sanki ona zevk veriyormuş gibi bir durumu imanı ona asla yaşatma. Vicdanım rahatsız olur. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, şurada ayrı bir parantez açıyor. Konumuz devam ediyor, konumuza geri döndük. Terbiye edenin güzelliği, terbiye edenin güzelliği anlamına gelir. Anadolu'da çok yaygındır. Hata yapan çocuğa iki soru sorulur. Bir, kimin çocuğusun? İki, nerede okuyorsun? İkisi de terbiye ile alakalıdır. Yani bu hatayı yaptın, hangi anne baba seni terbiye etti ya? Ya bu hatayı yaptın, nerede okuyorsun? Hangi hoca seni terbiye etti? Bak terbiye ile alakalı. Demek ki, hocam benim şöyle çocuğum olsun, ahlakın gülümün çatışanı. İşte bağlı. Önce nefsimizi terbiye edildi. Sonra çocuklarımı tezkiye ve terbiye olmuş olacak. Yine Anadolu çocuğuyuz, güzelmişiz. Armut dibine düşündü. Armutun dibine değil düşündü. Elma da düşündü. Biz neysek çocuklarımız da olacak. Onun için de ki, Allah Resulü Efendimiz bu ahlakı nereden aldı? Rabbimiz onu sevdi. Ne ile terbiye etti? Burası çok daha önemli. Merkezi sistemden canlı vaaz dinliyoruz. Cuma vaazı. Çok güzel ahlak ederiz. Allah istifade etmeyi nasip eylesin. Bildiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Dedik ki terbiye kitabı Kur'an değil mi? El-Hak doğrudur. Adab-ı muhaşeret. Eskiden vatandaşlık bilgisi diye bir ders vardı. Bizim dönemlerimizde. Yani bir vatandaş olarak neyi nasıl yapacağımızı bize öğretiyor. Aslında bunu biraz daha geniş kapsamlı edep kuralları anlamında adab-ı muaşeret kuralları. Yani bir çocuk babasıyla, hocasıyla, büyüğüyle yolda yürürken nasıl yürüyeceğini, konuşmaya başlayacağında nasıl izin alacağını, nasıl konuşabileceğini, karşısında nasıl oturacağını, yani ahlak kurallarını, edep kurallarını öğreten bir ders konması, özel bir ders konması elzemdir. Çok lüzumludur. Onun içindir ki, şu sözün, şu kelamın kibarın güzelliğine bak. Bayılıyorum bu sözde. Allem veledekel Kur'an vel Kur'an yuallimhu külle şey. Evladına Kur'an'ı öğret. Zira Kur'an ona her şeyi öğret. Onun için Müslümanlar olarak, anne babalar olarak, müreffi olarak, terbiye edicisi olarak, çocuklarımızın her birine Kur'an aşısı yapmak bize elzemli, çok önemli bir görev. Evet, kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü Efendimiz'in muhterem eşi, bizim validemiz, annemiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemize etrafındakiler soruyor. Ya Ayşe, Peygamberimizin ahlakından biz de biraz bahseder misin diye sorduklarında katılıyor. Kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an. Evet. Muhammed Habibullah'ın çok güzel bir sözü. Diyor ki, kerim kitap, bütün peygamberlerin ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın en büyük mucizesi olan Allah kelamı olan Allah'ın sözünden ibaret olan
okuyan, okuyanı Allah'la konuşturan, Allah'la konuşmuş olur. Okunmasıyla ibadet olunan, deva süren bizlere kadar intikal eden, bizim için dünya ve ahirette hayatımızın nizamını, ölçüsünü koyan, bizi iki dünyada aziz kılacak olan Kur'an-ı Azimuşşan. Kur'an-ı Azimuşşan. Evet, onun için Muhammed Hamidullah buyuruyor ki, işte Kur'an-ı Kerim bize bir insan olarak gönderilmiş olsaydı, adı Hazreti Muhammed olurdu. Aleyhisselatü vesselam. Onun için Müslüman kardeşlerim, aziz müminler, her birimiz adeta yürüyen Kur'an olmalıdır. Yürüyen Kur'an. Konuşmamızda, oturmamızda, bedenimizde, ahlakımızda, efendim, günübirlik yaptığımız bütün hal ve tavırlarımızda Kur'an her birimizin üzerine sirayet etmelidir, edebilmelidir. Onun içindir ki Ali Kuyucu Hocam rahmetullah, Allah ona da, bütün ölmüşlerimize de, bütün şühedamıza da gani gani rahmet eylesin inşallah. Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an, onsuz artık canavardan da beterdir insan diyor ya, el hak doğru. Onun için Kur'an'la tanışan, Kur'an okuyan, Kur'an'ı anlayan, Kur'an üzerinde kafa yoran, tefekkür eden, hayatında yaşayan ve yaşatma gayreti içerisinde olan insanlara Kur'an farklı bir kişilik, farklı bir profil, farklı bir karakter ne yapıyor? Kazandırıyor kıymetli kardeşlerim. Onun içindir ki, kerim kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan ve o kerim kitabı en güzel şekilde yaşayıp bizim için numune imtisal olan, en güzel örnek olan üsvetün hasenetün terkibiyle Rabbimizin bize takdim etmiş olduğu Peygamberimiz, yani onun sünneti bu iki nimetin yerini hiçbir şeyle dolduramayız. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesi dediğimiz aslında evrensel bir beyannamedir o. Veda hutbesi, son irad etmiş olduğu hutbenin adıdır. Arapça'da evrensel bir beyanname. Kur'an-ı Azimuşşan evrensel bir kitaptır. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in gönderilmiş olduğu son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da bir kabilenin, bir kavmin, bir ülkenin değil, evrensel bir peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Onun içindir ki Halid bin Velid bir serinci esnasında bir aşirete uğrar, aşiret velisi peygamberimizi tanımıyor, hiç görmemiş. Halid bin Velid'den ricada bulunmuş. Peygamberi biraz bana anlatır mısın deyince, dünya kelamıyla ben onu sana anlatamam. Cevap edin. Bir şey söyle, onun hakkında kısa bir cümle söylesen bana yeter dediğinde söylediği cümleye bakın. Ar-Rasûlü alâ kabril mursilî. Gönderilen, gönderenin katkı demektir. Kim gönderdi Allah? Kim gönderdi Peygamber? Evet. Onun için Peygamberimizi sevmek, onu anmak, anmaktan daha çok anlamak, ona tabi olmak, bizi Rabbimize kul yapmanın, efendim, kelime-i şehadet ki hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani hiç bölümü, hiç cümleyi söyledim, mümin olamıyoruz. Mümin olma şartı da eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbim yine şahitlik ederim ki elbette sen birsin. Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki göndermiş olduğun elçi peygamber senin hem kulun hem de Resulündür diye itikad ediyoruz. Onun içindir ki buradaki hürmet gönderen adına gönderilene yapılan hürmetin adıdır kıymetli kardeşlerim. Gönderilen gönderenin kalbinci olur. Ne güzel bir söz. Evet. Ama üzülerek bir şeyi söyleyeyim kıymetli kardeşlerim. Bu iki nimetin gerçek manada kadrini idrak ve ihya edebildiğimizi söylemekte zorlanıyorum. Bu cümleyi kurarken zorlanıyorum, şimdi doğrusu. Evet. Muri
en büyük mirasçı kim? Allah Resulü Efendimiz. Bize ne bıraktı? Hiç duydunuz mu? Kızız. Bak yedi çocuğundan sonra kalan sensin. Benden sonraya. Medine'de sana şöyle hurma bahçeleri, içinde çeşmesiyle, suyuyla, bereketiyle, bütün bir arazi olarak sana bırakıyorum diye ne bir cümle kitaplarda okuduk, ne de hiçbir hocamız bize böyle bir şey kullandı. O bize miras olarak iki şey bıraktı. Ben size iki şey bırakıyorum. Bir, kitap, iki, sünnetim. Evet, bu iki kaynağı, bu iki nimetin gerçek manada kadrini idrak ederek ihya edebildiğimizi efendim söylemekte de zorlanıyor. Edebildiğimizi zorlanıyor. Onun için de ki, elimizdeki nimetin kadrini idrak edebilmemiz gerekiyor. Millet olarak az önce de bir müftümle bunları konuştuk. Gerçekten yeryüzünde, dünyada böyle bir millet yoktu. Bu ırkçılık adına söylemiyorum. İslam'da milliyetçilik vardır. Böyle bir millet yok. Bunu en son deprem hadisesinde de gördük. 11 vilayetimizde. Rabbim orada ölenlere de, tüm ölmüşlerimize de, aziz şehitlerimize de gani gani rahmet eylesin. Yaralılara aziz şifalar ihsan eylesin. Geride kalanlara sabrı demir nasip eylesin inşallah. Onun için bu iki nimetin kadrini gerçek manada idrak edemezsek Allah bu iki nimeti elimizden alır. Erzurum'da Babapaşa Camisi'nin mihrabının hemen şöyle sol tarafında küçük bir levhada okuduğum çok ama büyük bir söz. Mektebi Muhallebi Yeşil İmamzade Molla Muhammed Salih Efendi'nin Allah ona da rahmet eylesin. O sözünü okuduğunda ezberledim. Tam da bu konuyu anlatıyor. Müthiş bir söz. İnsan büyük olur da söylediğini büyük olur. Ve sözlere değer kadar o sözü söyleyenin Kur'an ve sünnetin hisse aldığı kadardır. Men mâle hafletuhu dâle nevletuhu. Söz bu. Aman Allah'ım. Kimin gafleti uzun olursa, yani elindeki nimetten bir haber olursa, habersiz olursa, verilen nimetin kadrini, kıymetini, değerini anlamakta ihmalkar davranırsa, o nimeti pas geçerse, şükrünü eda etmezse, idrak edip ihya etmesinin gereğini, icabını, aklı ve irade nispetini de ortaya koyamazsa, gâle devletuhu, elindeki o nimet devleti zahil olur, yok olur gider. Allah muhafızım. Evet. Men gâle vâfletuhu, gâle devletuhu. Onun içindir ki, işte bu iki nimet, bu iki büyük nimet, evet, Allah'ımızın bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan, hübbe hübbe kitab. Evet, biraz da bu kitabı tarif edelim, bakalım nasıl bir kitap. Kur'an-ı Azimüşşan'a filizlenmişler bizde. Gözümle bakarsan yazıyı, aklımla bakarsan ismi, kalbimle bakarsan aşkı, tüm ruhumla bakarsan Allah'a yaklaştığını görürsün. Kur'an böyle bir kitap. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bakın ne güzel bir söz söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakmak gözün nasibi, duymak, işitmek kulağın nasibi, düşünmek aklın nasibi, dokunmak tenin nasibi, ezmeyemez kalbin nasibi, yaşayabilmek müminin nasibidir. Rabbim cümlemizi nasıptan eylesin inşallah. Amin. Ya kitap, Kur'an ardılmış. Onun için söylüyorum ki, dünle Kepez ilçemizde iki tane Kur'an kursunu girdim. Burada yapılan hizmetleri İl Müftü bizden, bugün kendisinden dinledim.
bu hizmetlere katkı sunan Antalyalılar olarak, buradaki vatandaşlarımız, mümin kardeşlerimiz olarak her birinizi tebrik ediyorum. Ve unutmayalım ki bir beldede Allah'ın kelamının okunduğu bir Kur'an kursu varsa, o beldeye gelecek olan azabı hak etmiş toplum insanları da olmuş olsa, Allah'ın azabının önünde en büyük kalın duvar oradaki Kur'an kurslarıdır. En büyük kasko budur. Evet, kıymetli kardeşim. Bu zamanın çok güzel bir duası var. Tam da bazı dik konuyla alakalı. Hiçbir şey... Müthiş bir dua. Rabbim, gelecek gibi vakit geldi. Bizi ve neslimizi Kur'an-ı Kerim'in taşkına amin, ahkamıyla amin, hikmetiyle kamil eylesin inşallah. Demenin taşkı, yani Arapça, Allah'ın o sözlerini, ayetlerini ezberleyen, yüklenen yani hammal, hamil diyoruz ya, hamil, yüklenen, ahkamıyla amin, İçindeki Allah'ın emirleri, hükümlerini dünyamıza yansıtan, yaşayan, hayatını Kur'an'a göre tanzim eden, tesbih eden, hikmetiyle kamil, Kur'an'ın ahlakıyla da ahlakındayı, hikmet boyutunu hayatımıza, kişiliğimize, öncelikle kişiliğimiz, sonra da nefsimiz, yansıtmaya, yani benzetmeye, Peygamber Efendimiz'in hayatını da, hayatımıza bir ölçü, bir kıtlat, bir kriter olmaya ihtiyacımız var. Evet, hayırsun aleyküm, o bize çok düşkündür. Evet, Mevlid-i Şerif okunurken Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ifade buyurduğu için bu düşkünlüğü bize şöyle anlatıyor Mevlid-i Şerif'te. Mustafa dedi, ey Rabbi Rahim, ey hata kuşu hatası çok kerim, ol zahil hükmetleri malin ola, hasretine diyeceğimler yoldula. Mevlid'i bunu okuyorlar. Evet, hata kuş, yani hataları örten Allah'a dua ediyor, duadır kendisi. Yani dua, Peygamberimizin teşkilatını yapıyor, Peygamberimizin ümmetinin hatalar içerisinde, günahlar içerisinde, asliyet içinde bulunan bir ümmetine dua yaptığını bile getiriyor Süleyman Çelebi Hazretleri. O zahir ümmetlerim halin ola. Yani sana kulluk yaparken asliyet gösteren o zahir kullarım var ya, onlar Hazreti ve Nide Anlar yok bula. Evet. Dua ettiğini burada Allah Resulü Efendimiz'in bize ne kadar düşkün olduğunu sözleriyle anlatıyor. Hz. Ali Efendimiz'e Allah Resulü'nü nasıl severdiniz diye söylediğinde, evet, Resulullah'ı susuz bir insanın suya hasreti gibi severdiniz. Onlarca örneği vardır. Evet, bir gece şiirinde merhum Mehmet Akif'in de Allah gani gani rahmet eylesin, ona da cümle geçmişlerimize de. Dünya neye sahipse, onun vergisidir her. Mefyûnun eseniyeti, mefyûnun eserdi, mefyûndur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşletiyor. Evet, kainatta ne varsa, cemiyetlerin ve fertlerin, muhtaç olduğu, borçlu olduğu insan olarak değerlendirmesini yapıyordu merhum Fakir. İkinci Mahmud Han Hazretlerimin de efendim hanımı Bedru Alem Valide Sultan Muhammed'den Muhammed oldu hazım, Muhammed'in Muhammed'den ne hazım deken Muhammed'in efendim Muhammed sebebiyle yaratıldığını
Hem hangi bir muhabbet olsun istiyorsanız orada hazreti bir muhabbet yoksa o muhabbet de muhabbet değil. İfadelerini kullanıyorum. Peki yolumuzumuz ne buluyordu? Antalya Tepez Mulla Güvenli Camisi Vakfı Cuma vaazını dinliyoruz. Aray aray bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü, hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni, bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara bassam, hük cemalin bir kez düşte seyretsen. Ya Muhammed canım arzular seni. Yunus medheylesi seni dillerde, 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 hem gönüllerde, arayır arayır gurbet illerde. Ya Muhammed canım arzular seni. Evet, Rabbimiz kendisine gerçek manada hükmet olabildiği cümlemize nasip eylesin. Amin. Elinde alamet, izinle selamet, tek isim Muhammed. Ne bir hal, ne kelam, esselam, esselam. Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'i baş tacı etmek suretiyle selam. Ve hümne hümrün kitabı olan gönderilmiş bütün kitapların anası konumunda olan kelamların en güzeli Allah kelamı Kur'an-ı Hakim şanı hayatında en güzel şekilde okuyup bizim için numune Allahu Ekber, Allahu Ekber Resulü Efendimiz'i ölçüm, önder ölçüm ve örnek alabilmeyi Rabbim kimsenize nasıl namazlarımız kazaya kalmadan aşkıya buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek Allah'ın azalını ve selameti imanı kâfiyle Rabbimizin huzuruna varabildiği cümlemize ve cümle mümin kardeşlerimize nasip eylesin. Amin. Ve ahir da'vana أشهد أن محمدا رسول الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Muhterem kardeşlerim, boş safları dolduralım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Allahümme salli ala seyyidina Seyyidil müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teala anhum ruhu için, kâf-i ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, sahibül hayrat ve hasanatın ervahı için, camimizin ilk temelinden bu ana kadar maddi ve manevi yemeği geçen, cemaat olan ve ahirete göçen kardeşlerimizin ruhları için, şu anda hazır bulunan cemaatimizin ve hane halklarının sıhhat ve selameti için,
hayırların fethi, şerlerin defi ve Allah rızası için. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق دعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, önümüzdeki Salı'yı çarşambaya bağlayan gece Rabi'l-Evvel ayının 12. gecesidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bir kez daha Mevlid gecesine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz sevgili peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Mevlid gecemiz şimdiden mübarek olsun. Aziz müminler,
Hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatan bir kandil olarak gönderdik. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Allah'a Rab, İslam'a din ve Hazreti Muhammed'i de peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını alır. Değerli müminler, Allah Resulü kalplerden şefkatin, vicdanlardan merhametin çekildiği bir dönemde dünyayı teşrif etti. Çoraklaşan yürekler onun gelişiyle yeşerdi. O, cahiliye girdabında boğulan insanlığa rehber, ümidini kaybeden gönüllere umut oldu. İnsanları zulmün karanlığından İslam'ın aydınlığına çıkardı. Sevgili Peygamberimiz, insanlığa bir ve tek olan Allah'a kul olmaya, adalete, iyiliğe, kardeşliğe ve güzel ahlaka çağırdı. Şirkin karşısında iman ve istikameti, zulmün karşısında hak ve adaleti, cehaletin karşısında ilim ve hikmeti, şiddetin karşısında şefkat ve merhameti kuşanmayı insanlığa o öğretti. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ eden, her haliyle yaşayıp öğretendir. Peygamberimizin sünneti, Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe bürünmüş halidir. Kur'an ve sünnet bir bütündür. Birbirinden asla ayrılamaz. Allah Resulü olmadan İslam anlaşılamaz, yaşanamaz. Allah'a itaat etmenin yolu Peygamberimize tabi olmaktan geçer. Rabbimizin sevgisine mazhar olmak ise Peygamberimize itaat etmekle mümkündür. Nitekim bu hususta ayet-i kerime gayet açıktır. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Ey Habibim! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Aziz Müslümanlar, Mevlid-i Nebi'yi büyük bir fırsat bilerek hayatımızı yeniden gözden geçirelim. Peygamberimizin insanlığa hayat veren ilkelerini yuvalarımızda, iş yerlerimizde, çevremizde ve insani ilişkilerimizde hakim kılmanın gayretinde olalım. Olalım ki dünyamız huzurla dolsun, ahiretimiz cennet olsun. Kıymetli müminler, her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz iman ve istikamet olarak belirlemiştir. Mevlid-i Nebi haftası boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun her kesimine Peygamberimizin örnek hayatını anlatmaya çalışacağız. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ela inne ahsana kelam mablagan nizam. Kelamullahi melkil azizil allam. Kema gâle Allah ve tebareke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ gure'el kur'ânu festemi'u lehum ve ansitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne indallâhi l-islam. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Amin. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Amin. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve tüm müminleri bağışla. Amin. Şüphesiz sen dualar işten ve kabul edensin. İnna Allaha ya'mur bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagri يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, haddi aşmayı ve fenalığı yasaklar, düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Thank you.
على رسولنا صلوات. سبحان الله والحمد لله ما لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو العلي العظيم يا رب الجلال. سبحان الله سبحان الباقي دائما الحمد لله رب العالمين. تعالى شأنه الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. تقبل منا بحرمة الفاتحة. Burayı kim sahip çıkacak?
Hocam zina ayrılmış anlaşılan. Şimdi vekil arkadaş orada. Allah kabul etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet, muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar, bir cumamızı daha eda ettik. Allah hata ve kusurlarımızda makbul eylesin. Gelecek cumada buluşmak üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.